Tamam o zaman yarın öğle yemeğinde buluşuyoruz. Ama bak akşam çıkabilecek olursan kesin bana haber ver, tamam mı? Hadi öpüyorum. Bay bay. Hayırdır? Yok bir şey. Bir şey olmadı, aptal aptal sırıtmandan belli. Ya yok bir şey. Yok, önemli bir şey yok yani. Sen beni boş ver. Asıl haberler sende. Anlat bakalım. Bence kısa sürede inşaata başlarız. Hatta fotoğraflarını çektim. Gel bir bak istersen. Hı. Makinem nerede? Allah kahretsin ya. Oğlum baksana şuna. En az 1000 lira eder. Evet, pahalı bir şeye benziyor. Sahibi karakola gidip sorar mutlaka. Hadi yürü bırakalım. Bırakalım mı? Sen salak mısın oğlum? Ayağımıza kadar ayağı kısmeti geri mi çevireceğiz? Satıp neyse bölüşürüz. İstemem ben, haram oğlum. Yırtık kramponlarla top oynuyorsun, hala dürüstlük peşindesin. Gençler! Fotoğraf makinemi unutmuşum buralarda. Gördünüz mü? Hah, buldunuz demek. Burada bıraktığımdan emindim. Sen burada bıraktığına eminsin de biz makinenin senin olduğundan nasıl emin olacağız? Oğlum çektiğim fotoğraflar içinde. Hatta en son buranın fotoğraflarını çekmiştim. Verin göstereyim. Onun makinesi belli. Uzatma bence. Belki başkasını çekerken gördün. Çocuklar, sizinle kaybedecek vaktim yok. Verin makinemi gideyim. Vermezsek ne olur? Bakın bu yaptığınız şey gaspa girer. Resmen benim olan bir şeye el koyuyorsunuz. Yani? Bu kadar oyun yeter. Çocuksunuz diye idare ediyorum ama sabrımı taşır mıyım? Tırstım demiyor da idare ediyormuş. Çok oldun ama sen. Taşmadım hala sabrım. Ya bir git. Efendim? Ne? Hemen geliyorum. Asıl mağdur biziz. Hem makinesini bulduk hem de dayak yedik. Evet. Hele bizim hiçbir suçumuz yok. Sadece oradan geçiyorduk. Durup dururken saldırdı memur abi. Şikayetçiyiz abi. Şikayetçiyiz abi. Şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz. Sen ne diyorsun Cem? Arkadaşlarım ne diyorsa doğrudur memur abi. Bu serserilere inanmıyorsunuz herhalde. Bu kağıtlar olsa... Buyurun makineniz. İfadenizi de imza alayım. Sanırım şikayetçisiniz değil mi? Kesinlikle. Tamam öylesi. Gereken yapılacaktır. Gidebilirsiniz. Çocukların da ailelerine haber verdik. Birazdan burada olurlar. Ailelerine bir zahmet söyleyin. Çocuklarını adam gibi terbiye etsinler. Gel Öykü gel. Arkadaşlar bir avukata karışmışlar. Haklarında hukuki soruşturma açılabilir. Lütfen Ali abi, ne hukuki işlemi? Onlar daha çocuk. Ama yaptıkları hiç çocukça değil. Bizim bir suçumuz yok Öykü abla. Adamın makinesini bulduk, tam teslim edecektik. Siz çaldınız diye bizi suçladı. Üzerimize saldırdı. Vallahi Öykü abla bizim bir suçumuz yok. Sen niye konuşmuyorsun Cem? Ne diyeyim ki abla? Anlaşıldı. Seninle evde konuşacağız. İşledikleri suç çok ciddi Öykü. Eğer kavga ettikleri adam şikayeti geri almazsa ceza alırlar. Ali abi, şikayetçi olan adamla ben konuşsam, özür dilesem belki şikayetini geri alır. Hiç sanmıyorum. Yine de bir denesem. Bilgilerini versen bana.
Seni kırmak istemem ama bilgilerini vermek yasak. Öyle mi? Ben bir şey görmedim. Bana yaptırdığınız şeye bakın. Sizin yüzünüzden suç işliyorum. Ama bunun hesabını hepinize soracağım. Eğin bakayım başınızı öne. Çocukların ifadelerine bir bak. Sonra gidebilirsiniz. Nasıl yaparsın böyle bir şey Cem? Aklım almıyor. Abla vallahi benim bir suçum yok. Ben makinesini veririm dedim. Ama o da dinlemedi. Peki neden ifadende olanları böyle anlatmadın? Olan olmuş artık abla. Arkadaşlarımı satmak bana yakışır mı? Peki ceza alırsan ne olacak? Sabıkan olması sana yakışacak mı? Harbiden ceza alır mıyım abla? Futbol hayatım biter. Alırsın ya. Hadi diğerlerinin bir hedefi, amacı yok. Senin neyine? Abla sakın anneme söyleme. Okur canımı. Cem çok üzüleceğini bilmesem zaten söyleyeceğim. Ama yazık kadıncağıza ya. Karakoldan geldiğimizi duysa yıkılır. Abla yalvarırım. Ne yap ne et şikayetin geri almasını sağla. Ceza alırsam hayatım biter. Of Cem, of. Yürü hadi eve. Ben sen o hiç öyle bir şey olsun. Hemen geliyorum. Ne haber? İyi. Aa, ne oldu yani bu suratın hali? Kavga mı ettin? Sorma, ufak bir kavgaya karıştım. Bizim mahallede mi? Ne oldu, çocuklar falan mı sataştı? Lütfen bana onlara uyup kavga ettiğini falan söyleme. Çocuk mu? 1.90'dan aşağı adam yoktu orada. Hadi ya, kimmiş onlar? Boş ver, verdim ağızlarının payını, oturdular işte. Kavga mı ettin oğlum sen? Evet, ne olmuş? Sen ve kavga etmek ha? Şaşırdım doğrusu. Senin kavga edebileceğin hiç aklıma gelmezdi kanka. Yani yumruğunu bile sıkabileceğinden şüpheliydim doğrusu. Yo yo İlker, öyle hem de çocukla falan değil ya. Bayağı bildiğin gibi kavga etmiş. Adamlara bir girdim. Elimden zor aldılar. Şaşırt bugün beni, aklımdan